Haberin doğru adresi Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Yeni günde yeni gelişmelerle karşınızdayız. Ramazan ayının ilk 21 günü geride kalırken Aksaray Belediyesi'nin vatandaşlar için düzenlediği iftar programları ve Ramazan etkinlikleri devam ediyor. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, farklı mahallelerde düzenlenen iftar programları kapsamında Kurtuluş Mahallesi sakinleriyle buluştu. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı iftar sofrasında birlik ve beraberlik mesajları verirken AK Parti milletvekili ve adayı Mustafa Serden geçtiği doğduğu ve büyüdüğü mahallede eskilere götürdü. Aksaray Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği iftar sofrası Kurtuluş Mahallede kuruldu. İftara AK Parti milletvekili ve adayı Mustafa Serden geçti. Mahalle muhtarı Yaşar Oğuz, meclis üyeleriyle çok sayıda vatandaş katıldı. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ve AK Parti milletvekili Mustafa Serden geçti. Mahalle sakinleriyle tek tek selamlaştı, Ramazanlarını kutladı. AK Parti milletvekili Mustafa Serden geçti. Doğduğu ve büyüdüğü mahallede Ramazan ayının manevi iklimini güzel bir iftar buluşmasıyla yaşatan Başkan Yazgı'ya teşekkür etti. Milletvekili Serden geçti, anılarını yad etti. Burada sizler gibi büyüdükten sonra yine bu mahalleye bu insanlara hizmet ettiği için ömrünün şimdiye kadar kalan üstünde her zaman insanların hizmetinde olmak için. İçinden biri olarak her zaman yanınızda olacağım. Herhangi bir sorumlulukla da bana ulaşmanızı, bana yerdiğiniz elinden geçince yanınızda olacağım. Burada vaat ediyorum, ahd ediyorum. Her zaman hizmetinizde olacağınıza, olacağıma dair. Ve yeni seçimlerde yine desteklerinizi bekliyorum. Sadece şahsım için değil, aynı zamanda da ülkemizin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için desteklerinizi bekliyorum. Kurtuluş Mahallesi sakinleriyle hep beraber dua edip orucunu açan Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı da kısa bir konuşma yaparak iftara katılan tüm misafirlerine teşekkür etti. Burada sizlerle beraber iftar açmak bizim için en güzel mutluluk. Çok kıymetli muhtarlarım yanımda, Allah razı olsun onlardan. Sizlerin talepleri, isteklerini bizlere iletiyorlar. Bizler de onları yerine getiriyoruz. Bugün de çok değer verdiğim, benim çok sevdiğim bir abim dediğim, hem milletvekilimiz hem de benim değerli abim Mustafa Serden geçti yanımızda. Sizlerden biri burada bu mahallede aynı zamanda. Hemen sözü de ona da vereceğim. Sözlerimi bitirirken beyaz masamız var. Orada arkadaşlarımız sizlerin taleplerini, isteklerini alacak. Sizlerin olur, mahallemizle ilgili talepler olur. Ne isteğiniz varsa oraya iletirseniz biz de inşallah zamanlığını ve programlarını yaparak yerine getireceğiz. Bizleri yalnız bırakmadığınız için buraya gelmeniz için çok teşekkür ederim. Tekrar hayırlı iftarlar, hayırlı Ramazanlar. Aksaray Belediyesi'nin Ramazan Sokağı'ndaki etkinlikleri hız kesmeden devam ediyor. Etkinlikler kapsamında Kazakistan, Orta Asya Türk dünyasının en gelişmiş müzik topluluklarından bir tanesi olan Turma Gambet Halk Çalgıları Orkestrası konser verdi. Aksaray Belediyesi tarafından kurulan Ramazan Sokağı'nda Kazakistan'ın önemli müzik gruplarından birisi olan Turma Gambet Halk Çalgıları Orkestrası bir konser verdi. Konseri birlikte izleyen Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ve Kazakistan Eski Kültür Bakanı Büyükelçi Hüsen Kasyonov birlik beraberlik mesajları verdi. Kelime bulamıyorum. Yani ne kadar mutlu ettiğinizi, ne kadar bizi memnun ettiğinizi anlatamam. Çok güzel bir günde geldiniz. Ramazan ayında geldiniz. Ramazan'ın bir huzuru, mutluluğu, bereketi vardı. Onun içerisinde de bizim Türk dünyasını, Türk soyun değerli katılımlarıyla, onların destekleriyle gelmiş olan bu ekibimize ben çok teşekkür ediyorum. Yani dünyanın dört bir tarafında yaşayan bütün Türklerimizin sesini burada duyurdular. Onları dinlemek, yani şunu farkına vardık ki
bu ezgiler hepimizin ezgileri, bu türküler hepimizin türküleri. Orada ne hissediyorlarsa, bu türküler orada söylendiği zaman nasıl bir duygu uyandırıyorsa, bizim burada da, Türkiye'de de, Aksaray'ımızda da aynı duyguları uyandırıyor. Aynı şekilde mutlu oluyoruz, aynı şekilde hüzünleniyoruz. Demek ki biz kardeşiz, demek ki biz aynı kökteniz. Bu kökü, bu birlikteliği kimse bozmasın, kimse bunun üstüne gelmesin. Biz birliğimizi, bütünlüğümüzü bütün dünyaya buradan da haykırmış olduk, buradan da göstermiş olduk. Biz dediğim gibi çok mutlu olduk, çok hayran olduk, çok sevdik ve sadece bugün için değil, inşallah yazında tekrar bir festivalimiz olacak. Yine Türk dünyasından gelen misafirlerimiz olacak. Onlarla beraber yeniden bu ekibimizi davet ediyorum. İnşallah o zaman da gelirseniz bizleri çok mutlu edersiniz. Teşekkür ederim. AK Parti Milletvekili Muhammed Aktaş, AK Parti İl Teşkilatı üyelerinin yanı sıra çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirilen konserde sanatçılar dinleyicilerin büyük beğenisini kazandı. Müzik topluluğunda Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkiye'den solistler sahne alarak ortak kültürümüzü yansıtan eserler seslendirdiler. Birlik, beraberlik mesajlarının verildiği konser sonunda Kazakistan Eski Kültür Bakanı Büyükelçi Düsen Kasyanov, Belediye Başkanı Haluk Şen Yazgı'ya çeşitli hediyeler takdim etti. Aksaray'ın tüm cadde ve sokaklarında sıcak asfalt çalışması gerçekleştiren Aksaray Belediyesi Fen İşleri ekipleri Ramazan ayında da düzenlenen program dahilinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Aksaray Belediyesi çalışmalar kapsamında 2018 yılında ulaşım sorunlarını çözmek için yoluna devam ediyor. Aksaray Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Yol Asfalt Birimi ekipleri Ramazan ayında da görevlerinin başında. Bahçeli Mahallesi'nde asfalt çalışması başlatan ekipler çalışmalarına 3701 nolu sokakta devam ediyor. İş makinelerinin tam kapasite çalıştığını belirten yetkililer, program dahilinde vatandaşların daha güzel bir Aksaray'da yaşamaları için ortak çaba içinde ara vermeden sahada çalışmalara devam ettiklerini bildirdiler. Vatandaşlar ise Ramazan ayı olmasına rağmen çalışmalarını aksatmadan yürüten Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ve ekibine teşekkür ediyor. Sevgili seyirciler, öyle meslek grupları var ki gerçekten özveri, fedakarlık ve sabır istiyor. Dün akşam saatlerinde yolda yürürken yuvasından düşen yavru bir kargayla karşılaştık. Çevredeki vatandaşlarla birlikte yavru kuşa yardımcı olabilmek için seferber olduk. Ardından kuşun yuvasının ağaçta çok yüksekte olduğunu görünce itfaiye ekiplerinden yardım istedik. Akşam saatlerinde iftara yakın bir saat olmasına rağmen Aksaray Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine gelerek yavru kuşu güvenli bir şekilde yuvasına tekrar geri koydu. Aksaray Belediyesi ailesi olarak Aksaray Belediyesi itfaiye ekiplerine teşekkür ediyoruz. Gördüğünüz karga ağaçtan yuvasından düşmüş. Yürürken yolda kenarda gördük. Elimize aldık tabii, kediler vardı etrafta kalmasın diye. İtfaiye aradık, sağ olsunlar. İftara çok yakın bir saat olmasına rağmen geldiler. Teşekkür ederim. Küçücük kuşu yuvasına bırakacaklar. Annesi yukarıda yarım saattir çırpınıyor. Aksaray merkezde ağaçta yer alan yuvasından düşen yavru kuş Aksaray Belediyesi itfaiye ekiplerince yuvasına konuldu. Haberimize konuk olan yavru karga aslında aynı gün içerisinde bir defa daha yuvadan düşmüş, yavru kuşun yere düştüğünü fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirmiş, itfaiye ekipleri yavru kargayı güvenli bir şekilde yuvasına yerleştirmiş. Ya, bu yaramazın ikinci düşüşü galiba. İkinci düşüşü. Saat 12 gibi onu koyduk. Akşam saatlerinde yolda yürürken yuvadan düşen bir kuş fark ettik ve hemen yardımına koştuk. Çevredeki vatandaşlarla birlikte yardım etmeye çalıştık.
Yavru kargaya su verdik, sonra yuvasının nerede olduğunu tespit edip yavru kuşu kendimiz yuvasına koymak için uğraştık. Ancak yavru karganın ağaçtaki yuvası çok yüksekte olduğu için itfaiye ekiplerinden yardım istedik. Aksaray Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek yuvasından düşen yavru kargayı yuvasına yerleştirdi. İtfaiye erleri olay yerine geldiklerinde düşen yavru kargayı öğlen saatlerinde bir kez daha aldıkları ihbarla kurtardıklarını dile getirdi. İtfaiye erleri talihsiz ama bir o kadar da şanslı yavru kuşun bir kez daha yuvasından düşmemesi için dikkatli ve güvenli bir şekilde yavru kargayı yuvasına kavuşturdu. Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'nde haberleri izlediniz. Yeni günde görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.